İşte bu devletlerden birisi olan Sırplar da Balkan Savaşları neticesinde Makedonya'yı ele geçirmiş ve zafer sarhoşluğu içerisinde Büyük Sırbistan hayal içerisine düşmüştü. 1914'ün yazında Avusturya-Macaristan Boston'a askeri bir tatbikat düzenlemişti. Bu tatbikata Veliaht Frans Ferdinand ve eşi Sofya da katılmıştı. 28 Haziran 1914 tarihinde Genç Bosna Milli Devrim Örgütü, yani Kara El, Galina Prinsip isimli liseli bir genç silahla donatarak Saraybosna'ya gizlice göndermiş. Bu genç, Veliaht ve eşi sokaktan otomobiliyle geçerken onların üzerine ateş açarak onları öldürmüştü. İşte 4 yıllık uzun bir süreyi kapsayan küresel savaş böyle bir terör eylemiyle başlamış. Peki Osmanlı Devleti bu yaşananların neresindeydi? Aslına bakarsanız hiçbir yerinde değil. Sırbistan'da Avusturya Macaristan arasında Makedonya'nın paylaşımı nedeniyle yaşanan gerilim onları savaş noktasına getirmiş. Sırbistan'ı destekleyen Rusya Avusturya Macaristan'a cephe almış. Avusturya Macaristan'ı destekleyen Almanya ise Sırbistan'a müttefiklerine karşı siper almıştı. Sonra sırasıyla da İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya'ya savaş ilan etmişti. Osmanlı Devleti ise daha sonra desteğini esirgemeyeceği Bulgaristan gibi tarafsız kalma planları yapıyor. Bir terör eylemiyle başlayan savaşın faturası nasıl oldu da dönüp dolaşıp Osmanlı Devleti'nin başına patladı? Asıl amaç şuydu ki, endüstriyel, ekonomik ve askeri alanda güç kazanan Avrupa devletleri 20. yüzyılın başında